Masum Bey, sezonu açıyoruz Günay'da. Evet. Geleneksel olarak diyorum artık sizin açılar. Çünkü gerçekten sizi çok seviyor bu aile. Neler söyleyeceksiniz sezonun ilk konseri? Güzel bir sezon geçirdik zaten. Yaz sezonunda Çeşme, Bodrum. Ama Bodrum'a çok çıkamadım. Hı-hı. Dizi filmden dolayı. Şimdi bu yıl İstanbul'da Günay kapılarını açıyor. Ankara'da açıyor. Sonra bu yıl ve önümüzdeki yılın yaz aylarında ve bu kış sezonunda Kıbrıs'a gidip geleceğim. Bir Azerbaycan'da konserimiz olacak. Tekrar mı olacak? Evet. Çok güzel. Belki Avrupa turnesi yapacağız, Avrupa'ya çıkacağız. Görüşmeler sürüyor ama önümüzdeki sezon sık sık halk konserleriyle. Avrupa daha çok halka buluşacağım. Avrupa olacak abi? Belli oldu mu? Daha belli değil. Onun şu an teklifleri var. Değerlendiriyor menajerlerim. Bakacağız. Set bildiğin kadarıyla senin için bitti. Artık evet. Tamamladık o aşamayı. Evet. Orada nasıl bıraktın abi? Ne bıraktın arkanda? Nereden devam edecekler? Devam ediyorlar zaten ya. Ya çok önemli değil aslında. Zaten işin ehli insanlar. Evet. Herkes işin bilincinde, yaptığı mesleğin bilincinde. Herkes kendine düşeni fazlasıyla yapıyor. Ortaya da iyi bir iş çıkıyor. Umarım her şey güzel olur. Bütün hayranların sinema filmi soruyorlar. Ben seninle en son röportaj yaptıktan sonra herkes bana şunu sor dedi. Yeni bir sinema filmi gelecek mi? Çok özledik dediler. Ya iki tane projem var aslında. Bunlarla ilgili uzun zamandır çalışıyorum ama ne zaman hayata geçer? Çünkü bir taraftan da sahneyi bırakmak istemiyorum artık. Böyle bir ara bulursam tekrar sinema filmi yapmak hayalim tabii. Çok da seviyorum. Ama ne zaman onu bilemiyorum. Sahneyi bıraktığın için hiç pişmanlık duydun mu abi? Yani keşke bırakmasaydım, keşke olmasaydı dediğim şey. Sadece biraz geç çıktım galiba. Böyle bir 17 yıl değildi. Hani 10 yıl falan olsaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok özlemişim sahneyi. İnsanlar da beni özlemişler. Karşılıklı özlem hasret gideriyoruz. Aynen öyle. Abi şimdi çok özel bir soru soracağım. Önce Narin'le başladı. Arkasından iki kız çocuğu da vahşice diyorum ben katledildi. Ne söyleyeceksin bu konuda? Yani biz ne oldu da bu noktaya gelebildik Masum Bey? Türk ceza yasasının değişmesi gerekiyor. Çok acil. Bu şiddet sarmalı sadece bugün değil, dün de vardı. Önceki zamanlarda da vardı. Sadece sosyal medya var olduğundan dolayı bu tarz haberler daha çok yayılıyor. Hı hı. Eskiden de vardı bu cinnet durumu ama bu son yıllarda çok arttı. Daha görünür hale geldi. Çok da arttı aslında. Eskiden insanlar bu kadar vicdansız, bu kadar merhametsiz, bu kadar katil ruhlu değillerdi yani. Dediğim gibi bunun bir tek çözümü var. O da meclis gerekeni yapacak. Türk ceza yasasını değiştirecek. Öncelikle kadınları korumaya alacak, çocukları korumaya alacak. Bu çok önemli, gerçekten. Ve uyuşturucuyla ciddi anlamda mücadele başlaması gerekiyor. Artık ortaokulların kesinlikle önünde falan satılmaya başladı. Bu önlem alınmazsa bu gördüklerin sadece fragman olur. Gerçekten öyle. Çünkü uyuşturucu kafası başka bir şey. Ya biz bunu okuyoruz, görüyoruz. Maalesef bütün aileler de çocukları için herkes şu anda endişeli. Herkes endişeli olsun zaten böyle bir ülkede şu anda. Onun için bunun yeri meclis, siyasetin bir şey yapması gerekiyor. Öncelikle uyuşturucu, arkasından kadına şiddet, çocuğa şiddet. Yani aramızdaki sapıkların temizlenmesi gerekiyor. Rahat rahat çocuklarımız dışarıya çıksın, nefes alsınlar, mutlu bir yaşam sürsünler. Biz onları korumak bizim görevimiz. Onlara iyi bir hayat sunmak bizim görevimiz. Hepimizin çocukları var. Onun için bu konuda yapması gereken en büyük olay devlete düşüyor. Abi sen de şimdi bir kız çocuğu babasısın. Ben de bir kız çocuğu babasıyım. Samimiyetle soracağım. Kız çocuğun için Türkiye'yi, İstanbul'u güvenli buluyor musun? Yani gecenin bir vakti demeyeyim de akşam saatlerinde sokağa, hani biz sokakta oynayan nesiliz ya. Sokağa salıp oynamasına müsaade eder misin şu mevcut şartlarda? Şu anda hiç kimse bunu yapamaz ki. Çünkü sokakta gerçekten kimin ne olduğu belli değil. Vicdan ve merhametin kimde olduğu belli değil. Kimin iyi insan, kimi kötü insan olduğu belli değil. Öyle bir zamandayız ki şu anda gerçekten ne dostun belli ne düşmanın.
Ne iyi belli ne kötü belli. Zor bir zamandan geçiyoruz ve biz bu zamanlarda iyi insanların mücadele etmesi gerekiyor. Yasaların çıkması gerekiyor. Toplu bir mücadele başlaması gerekiyor bence. Bunlarla artık gerçekten herkesin, yani nasıl anlatayım ben size bunu? O kadar üzgünüm ki yani bunları gördükçe mesela konuşmak da istemiyorum. Çünkü bunlar konuşuldukça da aslında insanların görmesini sağlıyor. Ve bu insanda da bir şeyleri tetikliyor galiba. Onun için yapacağımız filmlerde, yapacağımız dizilerde topluma, bizlere de çok şey düşüyor. Onun için örnek olmalıyız ve iyi şeyler görmesi ki insanlar iyi şeyler yapsınlar. Şimdi abi sosyal medyada sen böyle konuşuyorsun, ben farklı konuşuyorum, bir başkası farklı konuşuyor. Bir de sosyal medya dayağı diye bir şey çıktı. Hı hı. Ne konuşursak konuşalım kimseye hiçbir şey beğendiremiyoruz. Ya bu taraftan dayak yiyoruz ya bu taraftan dayak yiyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz? İşte bunun adı kutuplaşma. Son derece tehlikeli bir şey. Eğer bu ülke dimdik duracaksa bu kutuplaşmayı bir kenara bırakıp herkesin birbirine sarılması lazım. Hepimizin duvarları var. Ne kadar özgürlük istersek isteyelim, bir duvarın önüne geldiğimiz zaman çarpıp düşüyoruz. Bu duvarları ortadan kaldırmak için öncelikle insanların daha hassas, daha içten, daha sevgi dolu olması gerekiyor. Ya hayat zaten çok kısa. Onun için bu kısacık hayatta gerçekten insanlar kendi menfaatlerini değil, toplumun menfaatlerini düşünmeli. Özellikle siyasilerin bu konuda oturacaklar. Meclise gelen kanun teklifleri reddetmeyecekler. Uyuşturucuyla mücadelede tamamen destekleyecekler. Tabii yani burada polise çok iş düşüyor, güvenlik birimlerine çok iş düşüyor. Yani uyuşturucu çağ tacirleriyle, sapıklarla, toplumda kadına şiddet gösteren insanlarla uğraşmalı bence. Kesinlikle, yoksa düzelemeyiz. Türkiye'nin yeni bir kardeşlik türküsüne ihtiyacı var mı? Var zaten orada. Gerektiği zaman insanlar alıp dinliyorlar zaten. Ben hala üzülüyorum yani. Kaç yıl önce okuduğum o şarkı hala insanlar dinliyorlar. Demek ki biz bu kadar hasretiz. Oysa ortada hiçbir şey yok. Herkes birbirini çok seviyor. Tabii ki. Sadece senin özgürlüklerin, benim özgürlüklerim, bizim birbirimize saygılı olmamız gerekiyor. Ben senin diline, sen benim dilime, ben senin diline, sen benim dilime saygı göstermen gerekiyor. Çünkü bu dünyanın bütün uygar ülkelerinde böyle. Maalesef işte dünyanın birçok ülkesinde hani din çok görünür değil ama inanılmaz dine göre yaşıyorlar sanki. Çünkü günah işlemiyorlar, hırsızlık yapmıyorlar, çalmıyorlar, çırpmıyorlar, kul hakkı yemiyorlar, katil değiller. Bir arada yaşamanın formülünü çözmüşler. Bu neyle oluyor? Eğitimle. Daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşabiliriz inşallah. İnşallah. Çok ama çok çok üzüldüm ben. Yani bu bugünkü olaylara da, dünkü olaylara da maalesef. Kafamızı çevirip bakamıyoruz ki sosyal medyaya. Ben izleyemiyorum vallahi. Yani girdiğim zaman bakamıyorum çünkü çok üzülüyorum. İzleyemiyorum. İnsanlar bunu nasıl izliyorlar mesela? Ne diyeyim abi? İnşallah düzelir her şey. Hepimize geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Hemen bir detay alsın kıyafet detayı abi. Tamam. Teşekkür ederim.